Merhaba sevgili 10. sınıflar, fizik yazılısına arkadaşlar. Bu dersle beraber hazırlanacağız. Bir derste bakın bütün dönemin tekrarını yapacağız arkadaşlar. Burada bakın şimdi öğrenci notlarını ben sana göstereceğim tek tek. Buradaki bütün detayları söyleyeceğim ve yazılıda neler çıkabilir. Bunlar arkadaşlar beraber seninle burada bir konuşacağız. Arkana yaslan beni izle. Şunların bütün söylediğim şuralara çıkar buralara dikkat et dediğim yerlere dikkat bir şekilde e, takip edersen arkadaşlar. Hiç sıkıntı olmayacak. Bütün bakın şöyle detaylardan beraber seninle bahsedeceğiz. Hemen şöyle istersen derse başlamadan önce yazılı takvimimizi de gösterelim arkadaşlar. 10. sınıflar için umarım ki güzel bir yazılı çalışması olacak. Ve şu sınav sonucunda, şu yazılı çalışma sonucunda emin ki kafanda hiçbir soru kalmayacak diyorum. Ve hemen dersimize başlıyoruz. Arkadaşlar öğrencilerin, öğretmenlerin burada sorabileceği bütün durumları ben sana tek tek burada çıkarttım. Beraber yapacağız. Şurada MEP kazanımlarına bakın arkadaşlar. Burada tek tek bakın bunları ben inceliyorum. Burada öğretmen neler sorabilir, hangi kazanımdan sorabilir veya nelerden sorulmalıdır. Bunları tek tek arkadaşlar inceliyoruz. Zaten biliyorsunuz şurada bir de süper ikilimiz var. Şimdi arkadaşlar yazılı notlarımız, yazılıdaki bütün formüller ve özelliklerin olduğu belki sende vardır veya bir arkadaşına görmüşsündür. Ve arkadaşlar yazılı denemelerimiz bakın yeni nesil ve öğretmenlerin sorduğu ve bütün dersleri de oluşuyor zaten bunlar. Biz tek de fizik değil, bütün hepsi ve açık uçlu bakın. Tam fizik sınavı için çıkabilecek soru tarzları ve daha bol soruya ulaşmak için de gene bu kitapları da arkadaşlar edinebiliriz. Bu kaynaklar da bizim için gayet faydalı olacaklar diyoruz. Ve o zaman hemen şöyle yavaş yavaş yazımıza bir geçiyoruz. Çünkü ben bayağı bir bahsedeceğim şey var sana. Merak etme çok fazla şey var gibi duruyor ama hepsi aklına kalacak şöyle hikaye gibi beraber bir yapacağız. Şimdi gençler önce oluşturulan bir titreşim hareketinin esnek bir oradan yayılmasını biz burada ne diyoruz bakın? Dalga diyoruz. Peki biz burada kaç çeşit dalgadan bahsedeceğiz? Ya yani genelde yay dalgası ve su dalgasından bahsedeceğiz arkadaşlar. Ya bakın sen de şöyle bir ipi belki ne bileyim bir ip vardır belki bir sallamışsındır günlük hayattan bir hayal ediyorsun. Yani şöyle bir dalga hareketi arkadaşlar oluşur. Hani evde böyle uzun bir yay yoktur da ip vardır. Bir ipi salladığın zaman şöyle şu dalga olayını görüyoruz. Şimdi biz burada belli noktalardan bahsedeceğiz. Şimdi bakın şurası arkadaşlar şurası dalganın tepesi tepe. Şurası çukur burası tepe burası çukur şeklinde gider. Biz bunlara dalga diyoruz. Eşit zaman aralıklarında arkadaşlar arda arda oluşan dalgalarda periyodik dalga demişiz. Evet şimdi burada en önemli noktalardan bir tanesi arkadaşlar şu bakın buraya bir dikkat etmeniz gerekiyor. Ne demek bu? Arkadaşlar bir dalga oluştuğunda bakın ortam veya moleküller ilerlemezler. Yani ne demek yani bu? Şöyle bakın sen şimdi bu ipi sallarken sana şimdi bir şey sormak istiyorum. Şuraya bir yere bir kurdale bağlasan arkadaşlar şöyle bir şuraya bir kurdale bağlasak mesela. ipi sallamaya devam etsen bu kurdale de git gide böyle ileri doğru gider mi zaman içerisinde? İleri doğru mu gider? Yok hayır olduğu yerde durur. E, o, dolayısıyla arkadaşlar bu dalga oluşurken hani suda veya yayda ne bileyim diğer dalgalarda dalgada arkadaşlar e, buradaki moleküller ileriye doğru gitmiyorlar. Olduğu yerde duruyorlar. Peki sana şöyle bir soru sorayım şimdi. Diyelim ki arkadaşlar şöyle bir kabımızda bir su olsa. Şurada da şöyle bir dalga oluşsa. Bakın şöyle bir dalga oluştursak ve şurada da ne bileyim şöyle bir deniz topu olsa, şöyle bir top olsa. Top da böyle dalgayla beraber acaba ileri doğru gider mi? Yani dalgamız şu tarafa doğru gittiğini düşünürsek. Arkadaşlar top olduğu yerde durur, sadece yukarı aşağı inip çıkar. Olduğu yerde yani yukarı aşağı hareket eder ama sağa doğru gitmez. Hemen belki şu aklına gelir ama hocam su yani plajdayken, kıyıdayken top bana doğru geliyor. Arkadaşlar plajda kıyı olayı biraz farklı. Bizimki böyle bir kabın içerisindeki bir sudan bahsediyoruz. Yani böyle kabın içine bir su koyduğum zaman top ilerlemez. Öyle söyleyeyim ben sana. Veya sen buraya bir ip bağladığın zaman, bir ile bağladığın zaman bunu böyle hareket ettirdiğin zaman kurdale ilerlemez. Bu bizim karşımıza çıkar. Bunu senin bir bilmen lazım. İlk bilmemiz gereken şey bu. Biraz sonra örneklerde falan da zaten bunların hepsi karşıma çıkacak. Peki arkadaşlar burada bakın dalgalarla ilgili benim temel kavramları bir bilmem lazım. Zaten bütün dalgaları biz bu şekilde gösteriyoruz. Şimdi dalgalar az önce söylediğim gibi gençler bakın burası tepe Burası çukur. işte tepe çukur şeklinde gidiyor. Tamam. Dalga boyu kavramımız var. Hemen şuraya bir yazalım mı? Şimdi şu kavramlar bakın. Dalga boyu diye bir şey vardı. Dalga boyu diyelim. Şimdi arkadaşlar dalga boyunu biraz garip bir sembolle gösteriyoruz değil mi? Şöyle ters y gibi şöyle lambda olarak yazılıyor arkadaşlar. Şu şekilde ters y gibi bir sembol. Buna da evde bir iki pratik yapman lazım. Bak şöyle lambda. Şimdi lambda ne demek arkadaşlar? Bir dalganın boyu demek. Ne demek bir dalganın boyu? Şimdi şöyle bakın. Bir dalganın tepesiyle bir sonraki tepe arasındaki mesafeye ama yatay uzaklık değil mi? İşte biz buna gençler. Burada bakın lambda yani bir dalga boyu diyoruz. Veya bir çukurla bir sonraki çukur arasındaki yine bakın şöyle yatay mesafe arkadaşlar. Burada bakın bir lambda diyoruz. Görüyor musunuz? Bu şekilde dalga boyunu bakın ifade edebiliriz gençler. Yani bir dalga için bir dalganın yatay olarak uzaklığı. Ee, bakın dalga boyu şöyle oluyor. Yatay uzaklık. Şunu şöyle dikey uzaklığına dikey mesafesine de arkadaşlar genlik deniyor. Ama genlik dediğimiz mesafede. Şöyle yani bakın şu yarıya kadar olan mesafe görüyor musunuz? Şurası. <laughs> şu mesafeye de şurada genlik diyoruz. Yani hemen ben şöyle bir tane bir örnek göstereyim sana. Şöyle yapalım yani sorularda karşımıza çıkar. Mesela bir tane şöyle bir koordinat sistemi vereyim. Bakın şöyle şurası x ve y olsun. Öğretmenin de işte böyle bir şey sorabileceğini düşünüyorum açıkçası. Şuraya da arkadaşlar şöyle bakın şöyle bir dalga yaptım. Evet şöyle yaptım. Da şuraya da rakamlar vereyim. Bunu farklı renkli göstereyim ki şöyle belli olsun. Şurası arkadaşlar 10, 20, şurası 30, 40 ve şurada da 50 yazıyor. Bunlar nedir? Bunlar arkadaşlar santimetre. Burası da bakın santimetre olsun. Şuraya da şöyle nokta nokta diyeyim istersen. Şuraya da nokta nokta diyeyim. Şuraya da e, ne diyeyim 60 artı 60. Şurası 0 burası da eksi 60. Evet bak sana böyle bir şey vereceğini düşünüyorum. Peki buradan ben neyi bulabilirim arkadaşlar? Bunun mesela ben bunun burada genliğini bulabilirim. Bakın genlik ve dalga boyunu bulabilirim. Görüyor musunuz? Şimdi peki genliği ve dalga boyunu burada nasıl bulacağım? Bakalım şimdi. Şimdi gençler bir kere ne dedik? Bakın şu mesafe genlik dedik. Görüyor musunuz? Bu mesafe yani şöyle bakacaksın. Şöyle yatay uzaklık değil, değil mi? Dikey uzaklığa bakacaksın. Peki bu dikey uzaklık ne kadar? 60. Ama hocam burada da eksi 60 yazıyor. Ya o eksi de eksi bölgede de şurası da genliktir sonuçta. Yani bu skaler büyüklük olduğu için da yani genelde R ile ya da bazen A ile gösteririz. R eşittir burada ne kadar oldu bakın 60 santimetre oldu. Tamam. Gelelim dalga boyuna. Dalga boyu nasıl bulacaksın peki? Şimdi arkadaşlar dalga boyunu bulmanın birçok yolu var. Şöyle de bulabilirsin bak. Şurada mesela başladık ya. Bak şurada başladın görüyor musun? Şurada başladın. Arkadaşlar dalga olmasın bir tepe bitti. Bak burada bir tepe bitti. Bir de şu çukurun bitmesi lazım bak bitti ya. İşte burada bir dalga bitti bakın bir daha gösteriyorum. Bir bakın bir tepeyi bitireceksin bitti bir de çukur bitti. İşte şuradaki yatay uzaklık yani kaç santim orası? 20 santimetre arkadaşlar bunun dalga boyu oluyor. Ama hocam demin tepe tepe demiştik arkadaşlar öyle de bulunabilir. Yani tepe ile tepe arasındaki mesafeyi biliyorsan da ya da çukurla çukur arasındaki mesafeyi biliyorsan da o da dalga boyudur. Burası da dalga boyudur. Her halükarda bakın ben bu dalga boyunu bilirim. İşte bunu benim bir bilmem lazım bakın. Buradan karşıma illaki soru çıkacaktır. Yatay ve dikey uzaklık kavramlarını söyler bilmemiz gerekiyor. Peki, frekans, periyot, hız kavramları gençler. Yine bunlar biliyorsunuz olmazsa olmaz kavramlar. Bunların da ne olduğunu ben hemen şöyle yine sana şöyle birer örnek göstererek arkadaşlar gitmek istiyorum. Şöyle yapalım. Mesela hemen bir tane örnek üzerinde buradaki olayı bir ifade edeceğim. Mesela şöyle diyelim arkadaşlar. 20 20 tane dalga. 20 dalga. Bir dakikada üretiliyor diyelim. Bakın bir dakikada üretiliyor. O zaman bunun frekansı e, nedir ve periyodu nedir? Şimdi gençler frekansı dur arkadaşlar. Bir saniyede bir saniyede oluşturulan dalga sayısıdır. Bakın yine söylüyorum sen böyle dalga üretiyorsun ya. Peki dalgayı hocam nasıl üretiyoruz? Arkadaşlar bir yayla bir iple üretebilirsin. Mesela uzun bir ip varsa elinde. Bakın ipi şöyle yukarı aşağı yukarı aşağı sallayarak şöyle bir dalga üretebilirsin. Veya bir kap varsa bir kabın içinde su varsa suya böyle her saniye dedim ki parmağını şöyle daldıra daldıra. Bakın şu şekilde dalgalar üretebilirsin. İşte bir saniyede kaç dalga üretiyorsan. Onun adı frekans oluyor ve biz bunu orantıyla yazıyoruz. Arkadaşlar bu dakika falan verir sana. Aman dikkat edin bunu biz ne yapacağız? Saniye olarak alacağız. Şöyle yapıyoruz bakın. Ee, 60 saniyede 60 saniyede arkadaşlar 20 tane dalga üretiyorsak bakın o zaman diyorum ki bir saniyede frekansı bulmak için bakın böyle yapıyorum görüyor musun? Bir saniyede kaç tane dalga üretirim diyorum içler dışlar çarpımı yapıyorum buradan kaç çıkar gençler? 60x 60x eşittir 20 ise her iki tarafı 60'a bölersem kaç çıktı? 1 bölü 3 mü çıkar? İşte ben burada neyi bulmuş oluyorum bakın frekansı buluyorum arkadaşlar 1 bölü 1 bölü 3. Peki frekansın birimi nedir? Bakın bunları sorar. Özellikle biliyorsunuz fizik öğretmenleri birimleri biraz takıntılıdır arkadaşlar. Bunun birimi saniye üzeri eksi 1'dir. Veya arkadaşlar şöyle de yazabilirsiniz. Hertz'dir. Hz ile de gösterebiliyoruz. Bu şekilde de gösterebiliyoruz. Evet. Şimdi bunu bir bileceğiz. Güzel. Peki bir de bilmemiz gereken şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Buradaki periyotla frekansın çarpımının 1 olduğudur. Aman bakın buna da dikkat. Peri periyotla frekansın çarpımı 1'miş. O zaman burada ben frekansımız bakın 1 bölü 3 ise... 1 olması için arkadaşlar periyodumuzun da 3 olması lazım. Ha demek ki bakın burada periyodumuz ne kadarmış? 3 saniyemiş diyeceğiz. Demek ki buradan neyi anladık? Saniye 1 saniyede üretilen dalga sayısı arkadaşlar frekans. Şöyle bir orantıyla bakın bunu buluyorsunuz. Frekansı bulduğunuz aman birimlere dikkat ediyorsunuz. Burada periyodu bulduğunuz birimlere dikkat ediyorsunuz ve periyot çarpı frekans da arkadaşlar 1'miş. Bu formüle bakın burada bileceğiz. Peki yorum olarak da gençler yorum olarak da bakın periyot ve frekans sadece kaynağa bağlıdır. Peki ne demek bu? Bu şu demek bakın. Şimdi diyelim ki arkadaşlar siz böyle bir yayda veya bir ipte dalga oluşturdunuz. Bu biraz sonra biraz sonra bakın şöyle kalın bir yaya geçti. Buradan oluşturduğun dalga. Veya şöyle yapayım isterseniz bir kap yapayım su. Su olan bir kap yapayım. <laughs> burada arkadaşlar bu yine burada böyle bir dalga oluşturdunuz. Buradaki dalga gidiyor. Ee, şurayı şöyle yapalım isterseniz. Şunun derinliğini azaltalım. Yani bunun derinliği bu kadar da burada böyle bir yükselti olsun. Şöyle. Tamam bunun derinliği biraz daha azalıyor gibi düşünelim. Şimdi arkadaşlar siz bu dalgayı hangi frekansla ürettiyseniz. Bu dalga bakın buradan geliyor geliyor geliyor. Biraz sonra ne oluyor? Kalın yaya geçecek değil mi? Veya bu geliyor bu e, derinden. Bakın şurası daha derin. Derinden arkadaşlar. Az derin. Yani az derin biz burada sığ diyoruz. Biraz sonra sığ bölüme geçecek ya. Şimdi bu incelen kalına geçince veya derinden sığa geçince arkadaşlar. Bunu bakın dalga boyu değişir. Biraz sonra bu detaylardan bahsedeceğim. Bunun hızı değişir. Peki ne değişmez? Frekansla periyot arkadaşlar değişmez. Bu kaynağa bağlıdır. Kaynaktan hangi frekansı üretildiyse o frekansla yoluna devam eder. Peki dalganın hızı da demişiz sadece ortama bağlıdır. Yani bu şunu gösteriyor. Bununla ilgili de istersen ben hemen şuraya bir tane bir şekil çizeyim. Mesela iki tane çocuklar buraya bir kap çizeceğim bakın. İki tane kap çizeceğim. Birisi derin birisi sığ. Yani şurada daha derin bir su var. Tamam burada ise daha sığ bir su var. Tamam mı? Buranın diyelim ki yüksekliği 2H kadar. Burası H kadar. X ve Y dalgalarını düşünürsek şöyle. Hangisi daha hızlıdır derse arkadaşlar. Şimdi bu sadece diyoruz ki bakın ortamı bağlıdır. Yani bu şu demek derinliğe bağlıdır demek. Yani dalganın derinliği değişmiyorsa hızı da değişmiyordur. Hangisi derinse o hızlıdır. Şu an hangisi daha derin? X daha derinse. X'in bakın hızı büyüktür. Y'den diyeceğiz. O zaman şöyle yapalım. Bir tane daha kağıt alayım ya da şöyle yapayım. Şunu bir arkasını çevireyim. Şimdi gençler. Su dalgalarında şimdi hızdan bahsedeceğim bakın. Hız konusundan bahsedeceğim. Bir kere şu formülü benim bir bilmem lazım bakın. V eşittir hızı bulmak için de şöyle bir formülümüz var arkadaşlar. V eşittir lambda çarpı F. Bu da bakın benim için burada önemli bir durum. İsterseniz şöyle bir şey yapalım gençler sizinle. Şöyle bir şey yapalım bakın. Şuradaki formüller arkadaşlar bir özetleyelim ne dersiniz? Bir tane bir formül kağıdı çıkartalım bakın sizinle. Sen de yazılımın sonunda yani şu dersin sonunda bunları bir, bir tekrarlayıp direkt olarak yazılıya girersin. Şöyle yazalım. Formüller diyelim arkadaşlar. Formüller. Hiç senin bunları yazmana bile gerek yok. Ben zaten burada yazacağım. Sen de şöyle bir ekran görüntüsünü alırsın bunun. Tamam en son telefonda olur veya bilgisayarında olur. Telefonla resmi çekersin. Şimdi arkadaşlar bir kere ne dedik? Bakın şunu bileceğiz. Periyot. Periyot arkadaşlar T ile gösteriliyor bakın. Virgül. Sonra frekans da. Frekans da gençler küçük F ile gösteriliyor dedik ve. Ve periyot çarpı frekans eşittir bir dedik bakın. Görüyor musunuz? Ha, bunu ben bunu mutlaka yazılı ben en az bir kere bakın kullanırım. Ondan sonra hız formülü bakın hız formülü bana bir dalganın hızını sorduğu zaman gençler hızını sorarsa hız formülü değilmiş. V eşittir bakın lambda yani dalga böyle frekansı çarpmamız gerekiyormuş görüyor musunuz? İşte bu bizim karşımıza neler çıkacak? Bunları şöyle özetleyelim ki ondan sonra bizim için kolay olsun. Peki arkadaşlar hızdan bahsediyoruz ya bu bir su dalgasıysa <laughs> derinde mi yoksa sığda mı? Yani derinin tersi sığdır. Derinde mi sığda mı e, hız daha fazladır deyince ne dersin söyle. Evet değil mi? Derin suda gençler derin sudaki hız e, sığ sudaki hızdan büyüktür. Peki yaydan bahsediyorsak arkadaşlar yaydan bahsediyorsak o zaman da ince yay. Bakın ince yaydaki hız arkadaşlar büyüktür nedir? kalın yay veya ağır yay diyoruz. Ağır yaydaki hızdan büyüktür. Biraz sonra bunlardan bahsederiz. Gene ses dalgasını söylüyoruz. Çünkü ses dalgasındaki hız da arkadaşlar. Ses de şöyle. E, ortamın gençler yoğunluğu artarsa. Ne demek yani yoğunluk? Yani yoğunluk demek arkadaşlar. Katı sıvı gaz gibi düşünebilirsin. Yani katıdaki yoğunluk daha fazladır. Sıvıdaki daha azdır. Gazdaki de en azdır. <laughs> yani yoğunluk dediğimiz arkadaşlar. Yoğunluk ve Bakın sıcaklık artarsa hız artar diyelim. Yani ses dalgasında bunu sana sorabilir. Yani yoğunluk veya sıcaklık arkadaşlar artarsa hızımız artar diyeceğiz. İşte hız bunlara bağlıdır. Peki gelelim şimdi yazıda gene kesinlikle çıkacağını düşündüğüm noktalardan bir tanesi gençler. Dalgaları bu şekilde sana sınıflandırır. Bununla ilgili bir şeyler illaki sorar. Şimdi bakınız gençler bizim burada toplam Şimdi kaç tane dalgamız var? Şurada bir yazalım mı? Şimdi dalgalar arkadaşlar biz burada su dalgalarından bahsediyoruz, şöyle kısaca yazayım su dalgası. Ondan sonra bakın yay dalgasından bahsediyoruz, tamam yay dalgası. Ee, başka deprem dalgasından bahsedeceğiz deprem dalgası. Başka arkadaşlar e, ses dalgası. Bir de ışık dalgaları dediğimiz e, elektro Manyetik dalgalar şöyle kısaltarak yazayım arkadaşlar. Elektromanyetik dalgası demekte de. Bunlar da ışık dalgalarıdır. Peki bu dalgaları şimdi biz bir gruplandırıyoruz. Mesela şöyle örnek vereyim. Yani sizin sınıftaki öğrencileri mesela biz kız ve erkekler olarak gruplandırabiliriz doğru mu? Veya diyelim ki gözlüklüler ve gözlüksüzler olarak da gruplandırabiliriz gibi gibi birçok şekilde. İşte biz buradaki gençler şuradaki arkadaşlar dalgaları biz burada şimdi gruplandırıyoruz. Neye göre? Titreşim doğrultusuna göre arkadaşlar enine ve boyuna dalgalar olarak bunları sınıflandırıyoruz. Peki ne demek bu eline dalgalar? Şöyle bakın mesela bir yay dalgası olduğunu bir düşünelim arkadaşlar. Şu şekilde bakın bir dalga şu şekilde oluşturuluyorsa. Yani anlatabildim mi? Bir dalga şöyle şu şekilde böyle yukarı aşağı böyle sallıyorsanız enine dalga. Ama şu şekilde yapıyorsanız mesela böyle sıkışıyor ve sonra bakın şöyle genişliyor. Sonra tekrar arkadaşlar sıkışıyor ve tekrar şöyle genişliyorsa yani dalgayı şöyle çekip bıraktıysan bu şekilde bakın bu boyuna dalga. Böyle arkadaşlar enne dalgadır diyoruz. Peki hangileri enne hangileri boyuna? Dikkat ederseniz şöyle der, deprem dalgaları enne ve boyuna olabiliyorlar. Yay dalgaları, su dalgaları görüyor musun? Bak buraya kadar ortak. Peki farklılık nerede? Arkadaşlar elektromanyet dalgalarda ve ses dalgalarında. Peki bu şimdi bunu nasıl aklına tutacaksın? Bak şimdi sana bir pratik kural veriyorum. Şimdi gençler elektromanyet dalgalar hani E harfiyle başlıyor ya. O yüzden enine dalgalar grubundadır. Bakın burada E ile başlayan bir şey yok gördünüz mü? Hani buradan bir çağrışım yapsın. Ses dalgalarını da şöyle düşünelim çocuklar. Ses dalgaları da boyuna dalgadır. Yani şimdi şöyle düşün. Hani burada bir tane şimdi çocuğumuz var. Şöyle yapalım. Şuradaki çocuğumuz şöyle yapayım çocuklar. Şu şekilde böyle bağırıyorsa, bağırıyorsa çocuklar. Buradaki ses telleri nerededir bunun? Boynunda değil midir? Boynunda hani boynunuzu düşünün. Ses, ses telleri boyundan oluşur ve buradan da boyuna dalgalar diyebiliriz gençler. Böyle bunu akılda tutabiliriz. Bir de mekanik dalgalar ve elektromanyik dalgalar var. Şimdi gençler mekanik dalga dediğimiz bakın ilerlerken ortama ihtiyaç duyar bunlar. Bunlar ise ilerlerken ortama ihtiyaç duymazlar. Yani ortam olsa da olur olmasa da olur gibi. Ya ne demek arkadaşlar? Mesela diyelim ki bir deprem dalgasının bir toprakta yayılır herhalde, bir maddeye ihtiyacı var. Yay dalgası arkadaşlar bir madde, sonuçta yay üzerinde yayılıyor. Su dalgası ve ses dalgası, e ses mesela şimdi konuşurken ses dalgası bir ortam kullanıyor mu? Evet kullanıyor çünkü niye? E, havada arkadaşlar moleküller var değil mi, atomlar var, onları titreştirerek oluşuyor. Yani ses dalgaları da bir ortamı kullanıyor. Yani sen uzaya gitsen, çünkü ben şimdi şöyle bir hayal etmeni istiyorum. Sen şimdi uzaya gittin, ay yüzeyine indin, şöyle yapalım... Burası gençler ay olsun. Tamam ay yüzeyine geldin ay. Şuradasın. Buradasın. Hani şu kafada şu kask var ya kask. Hani şu hava almamı sağlayan kask yok mu? Bunu çıkardın. Bağırdın. Duyulur mu? Duyulmaz arkadaşlar. Burada hava olmadığı için herhangi bir şey olmadığı için burası boşluk olduğu için. bu da bakın ses yayılmayacaktır. Dolayısıyla seni de kimse duymayacaktır. O yüzden gençler ses dalgaları içinde ortama ihtiyaç vardır. Bunlar da arkadaşlar bakın bunlar ışık dalgalarıdır. Yani bunlara biz ışık deriz. Bunlara elektromanyet dalgalar, ışıklar deriz. Yani radyo dalgaları, mikro dalgaları, kızılötesi için ışın, X ışınları, gama ışınları hatta buraya görünür ışığı da ekleyebiliriz. Yani bizim gözle gördüğümüz kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor var ya. Bak bunları sen gözle görebiliyorsun ama bunları gözle göremiyorsun. Bunlar gençler ilerlerken ortama ihtiyaç duymaz. Mesela güneşten ışınlar çıktığı zaman bize doğru gelirken güneşle bizim aramızda herhangi bir şey yok. Bir ortam yok. O yüzden ortama ihtiyaç duymuyorlar. İşte bu şekilde bunları gruplandırır böyle şeyler sorar diye düşünüyorum gençler. Bunlardan soru çıkacaktır. Peki atmanın ya veya dalganın yayılmasıyla yayılması ile ilgili şurada bir formülümüz var onu söyleyeceğiz. aynı üzerine oluşuna atmanın hızları eşit büyüklükleri gençler. Çünkü niye biliyor musunuz? Çünkü buradaki hız bakın şuradaki mü ne demek biliyor musunuz? Şurada mü gibi garip bir sembol var. Bu arkadaşlar bunun birim uzunluğunun kütlesi diyebiliriz. Yani bunun kütlesi diyebilir söyler. Formülü şu. Bu da nedir? Bu yaya uygulanan kuvvet demek. Yani bu bir nevi kütle ya da kalınlık diyebiliriz aslına bakarsanız bu. Yani şöyle bir durum var bakın. Kalınlık arttıkça paydada ya kalınlık arttıkça arkadaşlar hız azalıyor. Ama kuvvet arttıkça hız artıyor. Yani sen şu teli gerginleştirdikçe söyler bir ipi ne kadar çok gerdiriyorsan o kadar bunun... E, hızı artar. Yani bir lastik düşünelim. Şöyle der. Elimizde bir lastik olduğunu bir hayal et. ...lastiği bakın ne kadar gerdirirseniz... Yönden, ...orada oluşan dalga bir gözlemlersen... ...daha hızlı hareket eder. Bolsa mesela... ...daha yavaş hareket eder. Mesela bir... ...toka olabilir, bir lastik olabilir. Lastiği şöyle gerdirdiğin zaman... ...oradaki dalga da bunu çok rahat göz, gözlemleyebilirsin. Yani şöyle bir formülümüz var... ...arkadaşlar buradan bir soru çıkabilir bakalım. Ile, e, ilerleyen zamanda onunla ilgili... E, ...örnekler üzerinde ona benzer bir şey... ...yapmaya çalışacağım. Soruyu... ...bir yapacağız. Şimdi evet... E, ...en çok karşımıza çıkacak... ...şeylerden bir tanesi... Ben buna yüzde çıkar diyorum. Şimdi bir atmanın der, yansıması. Ne demek bu? Yani atma ya da dalga bakın tek yönlü olacak atma diyoruz biz buna. Şimdi gençler bakın bir dalga geliyor ya. Sabit uç ne demek? Yani buradaki dalganın buraya sabitlemişiz yani buraya bir düğüm atmışız. Buraya gençler çarptığı zaman bu dalga bakın buradan ters dönerek geri dönüyor. Yani tepe ise çukur çukursa tepe oluyor. Burada ise bakın ilerlerken arkadaşlar İlerlerken dalgalar geliyor. Serbest uç. Yani şurada şöyle bir yüzük gibi bir şey var. Şu çubuğun içine geçirmişiz. Burada hareket edebiliyor. Yani buna serbest uç diyoruz. Burada ise ters dönmüyor. Yani gene tepe ise tepe dönüyor. Ama şöyle kendi içerisinde de bir dönüyor. Burada hemen şöyle bir örnekte ben sana anlatayım bak. Şöyle güzel bir örnek yapacağım sana. Tam yazılı soru tutturmaya başlıyoruz çünkü burada. Şöyle bir tane soru diyeyim istersen. Şimdi gençler şöyle bir şey olsun bakın. Şöyle bir bir de dalgaları sadece bu şekilde vermiyor. Böyle geometrik şekiller olarak falan da verebiliyor. Yani böyle üçgende dikdörtgende falan bu şekilde verebiliyor arkadaşlar. Şimdi bunun bakın burası burası sabit uç olsun. Yine aynı dalgadan bir tane daha yapayım şöyle. Burayı da şöyle yaptığıma göre arkadaşlar burası da ne olacaktır? Serbest. Burası arkadaşlar serbest uç olacak. Peki bu dalgamız ve bu dalgamız ikisi de geliyorlar. Sabit uç ve serbest uçtan yansıyorlar. Peki yansıdıktan sonraki görünümleri nasıldır? Yani şöyle bir iki tane şuraya bir şey yapacağım. Şöyle yapayım. Evet böyle mi? Sen de ben çizerken bunları bir düşün. Nasıl yansır bunlar? Böyle mi yoksa? Şöyle mi ya da? Birinde altı çizeyim şöyle. Öyle mi? Yani bunların geri dönüşleri, şöyle geri dönüşler. Yani şuna e, bir numara diyeyim arkadaşlar, bir numara, iki numara, üç numara ve dört numara diyeyim. Yani burası K dalgası ve L dalgası. Bakın bunlar hangisi gibi yansır diyorum. Ne dersiniz şimdi? Bunları soruyorum gençler. Bu soruyu şimdi nasıl çözeceğiz arkadaşlar? Bakın şuradaki K dalgası, bakın buraya doğru gelecek, çarpacak, şöyle dönecek ama bunu bazen hayal edemezsin. Ne bileyim yanında bir tane silgi varsa ya da şöyle bir tane kağıt varsa. Bak şöyle bir yöntem göstereceğim sana şimdi. Çok pratik bir yöntem olacak. Ee, şöyle bakın bu dalgayı arkadaşlar buraya çiz. Bu dalga bakın aynısını buraya çizdim ya. Şu şekilde bakın şöyle dalgayı buraya çizdim. Yani bakın bu dalga geliyor dikkat edin şimdi. Bu dalga geliyor arkadaşlar şuraya geliyor çarpıyor. Ve çarptıktan sonra bakın şöyle dönüyor ve şu şekilde yansıyor görüyor musun? Bak bu şekilde buradan yansıyor arkadaşlar işte böyle yansıyor. O zaman soru buysa bakın cevap bu sabit uçundan yansımayı yaptım tabii ki. O zaman bir numara ne olmuş oldu? Hangisi oldu arkadaşlar? K oldu değil mi? Bir numara bakın. K gibi yansımış oldu. Peki şu L'ye bakalım. <laughs> L nasıl olacak? L'ye bakın çarpacak ya. Serbest uca çarpacak bu dikkat edin. Çarptıktan sonra bu aşağı dönmeyecek ama gene şöyle bir dönecek bakın. Görüyor musun arkadan biraz görüyorsun bunu. Bu şekilde şöyle dönecek. Yani cevap bu. Bu da hangisi olacak? Şu mu? O zaman bu da arkadaşlar L'de işte bu şekilde yansımış olacak. Yani şu kağıt çevirme yöntemi de gençler işe yarıyor. Yani çok karmaşık sorular çıkıyor bazen. Mesela bak bir tane daha zor bir soru yapayım. O kağıt yöntemiyle ben bunu çok rahat bir şekilde yapabilirim. Mesela bakın şöyle bir şey yapayım bakın. Şu dalga şöyle bir şey olsun. Şöyle. Şöyle şöyle bakın. Ne dersin şimdi hayal gücünü bir ölçelim bakalım senin hadi. Bu dalga arkadaşlar böyle geliyor ve nereye çarpıyor diyelim bu sabit Uca çarpıyor. Sabit uca çarpınca dönüşü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sen bunu kafada belki çevirirsin ama bazen zorlanılabilirsin. O yüzden ne yapıyorlar? Bunu hemen sen şöyle bir ufak böyle bir kağıt al buraya. Şöyle bir kağıt üzerinde bunu tekrar bir çiz. Tamam Bu dalga böyle geliyor ya. Mesela sabit üstü, Bak aynısını çizdim. Bak soru buysa, aslında soru buysa çarptı ya. Şöyle döneceğin için işte bak cevap bu. Görüyor musun? Belki sen de bunu bulmuştun. Ya da serbest diyoruz arkadaşlar. Soru buysa... O zaman bakın şöyle çeviriyorsunuz. İşte bakın cevap şu görüyor musun? Biraz silik gibi görünüyor ama bunu gördün sen burada. Evet. Evet burada anlaştığımızı düşünüyorum çocuklar. Şey. Çünkü sabit uçtan ve serbest uçtan yansıma mevzusu bizim için çok önemli. Bundan illaki dediğim gibi soru karşımıza çıkacak. Peki şimdi ince yaydan kalın yaya geçiş. Bundan da çocuklar bir tane soru beklemeliyiz yazıldı. Şimdi bakın nasıl oluyor? Bir daha şunu bir tekrarlayalım mı? Şimdi bir kere ince yayda bakın siz burada bir dalga oluşturunuz. İnceden kalına geliyor ya. Şimdi gençler şöyle oluyor olay. Şimdi bakın inceden kalına geliyor, geliyor, geliyor. Şuradaki ek yerine gelince arkadaşlar dalga ikiye ayrılıyor. Dalgalardan bir tanesi bakın yoluna devam ederken bir tanesi geriye dönüyor. Ama şurası şuradaki ek yerinde şunu unutmayacaksınız. Buraya arkadaşlar sabit uç gibi davranıyor. Yani bir sabit uca çarpmış gibi. Yine söyleyelim. Dalga bakın buraya geliyor. Çarptığı zaman dalga ikiye ayrılıyor. Bir tanesi diyor ki sen devam et ben geriden gelirim diyor. Bir tanesi arkadaşlar bakın yoluna böyle devam ediyor. Bir tanesi de e, buradan geri dönüyor. Peki size bunların hızlarını sorarsa arkadaşlar şu ikisi ince yay olduğu için bakın ince yaydaki gelen ve yansıyanın hızları büyük. Ama şu iletilen şurası bakın küçük. Gene aynı şekilde bu x'ler de bakın şu hızla aynısı oluyor. Şu genlikler gençler genlik bakın şurada genlik burada iki ay oluyor ama AG yani gelenin genliği daha büyük görüyor musunuz? Ve tabii ki şu daha büyük olduğu için hız olarak daha büyük olduğu için D1 mesafesi daha büyük oluyor. Kalından ince geçerken de durum neredeyse birbirine benziyor. Gene bakın dalga gençler buradan buraya kadar bakın şöyle geliyor. Burada arkadaşlar çarptığı zaman burada dalga gene ikiye ayrılıyor. Dalganın bir kısmı buraya giderken bir kısmı geri dönüyor ama bu sefer burası bakın sabit uç değil de burası sanki serbest uçmuş gibi davranıyor. Serbest uçmuş gibi davranıyor. Yani bu sefer tepe olarak dönüyor buraya. Buradan olmuş. çukur olarak dönmüş görüyor musunuz? Hızlar gene çocuklar şu ikisi bakın kalın arkadaşlar. O yüzden şu incenin hızı, şu incinin hızı daha fazla. X'lerde zaten bununla aynı sıralamada oluyor. Şurada genişlikleri sorarsa. Arkadaşlar genliği sorarsa bakın burada biraz farklılık oluyor. Burada gelin AG en büyüktü. Ee, burada ise şöyle olacak. Ee, şurası A1 olacak diye söyleyeyim. Şöyle, şuradası AI gibi A iletilen A1 diyeyim şöyle şuraya. A1 arkadaşlar en büyük. Daha sonra şu gelen ve yansıyan olarak olacak. Tabii ki burada da şu hızlı olanın D'si büyük olmuş oluyor. Yani şu görselden de şu görselde çocuklar bilmeden sınava girilmez diye düşünüyorum. Peki dalgaların birbirinin içinden geçmesi yani biraz da üst üste binmesi diyoruz. Şimdi gençler bakın iki tane tepe gelince iki tane tepe dalga bakın geliyor. Hayal edebilirsin bu çok rahat. Dalga geliyor 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 geliyor. Tam üstte bindiğinde çok da genlikler üstte binmiş oluyor. Sonra da içinden geçip gidiyor zaten. Benim için şurası önemli üste biniyorlar o önemli. Peki biri tepe biri çukursa bakın geliyor geliyor geliyor. Şurada arkadaşlar birini söndürüyor görüyor musunuz? Düz bir çizgi oluyor ve sonra da yoluna devam ediyor. Bunu da isterseniz şöyle bir <laughs> şöyle bir şekilde bir görsel olarak göstereyim ben sana. Mesela diyelim ki bakın şöyle bir tane dalgamız varsa arkadaşlar. Şöyle bir tane daha dalgamız var. Bu böyle geliyor. Bu da böyle geliyorsa. E, bunun genliği diyelim ki şurada bakın 2 santim. Burası arkadaşlar 3 santimse. Eşittir bunlar gelip üst üste geldiklerinde Bakın bunun genliği ne olacak sizce? Evet değil mi? Şurası arkadaşlar 5 santim olacak. Peki ters olsaydı yani şurası 2, şurası 3 ama altta olsaydı. Hani şurası 2, şurası 3 olsa şöyle. Tam üstteki bakın 2, 2 olsa tam birini götürür. Ama 2, 3 ise ne oldu arkadaşlar? Alt tarafta 1 kaldı ne dersin? Gördün mü? İşte böyle bir şey soracaktır. Asıl soruya geliyorum. Bak şimdi asıl soruya geliyorum. Şöyle bir şey sorar. Şimdi dikkat edin. Bak Şöyle arkadaşlar bir tane kare düzlemi çizeyim. Evet şöyle bir bakın bir kare düzlemi de bir dalga göstereceğim şimdi sana. İşte böyle şeyleri öğretmenler şimdi sorar. Bakın dalgamızın biri şöyle. Nereye çizeyim? Şuraya yapayım arkadaşlar. Dalgamın biri şöyle bakın. Şöyle. Tamam. ikinci dalga da böyle. Gördünüz mü? Bak bu dalga böyle geliyor. Bu dalga da arkadaşlar böyle geliyor. Bunlar tam üst üste bindiklerinde görünüm ne olur diyorum. Ne dersin? İşte bunu arkadaşlar şöyle yapacaksınız. Bakın hemen sana. Şimdi şurada çok pratik bir tane yöntem vereceğim. Şimdi gençler öncelikle bakın şunun birini üsttekini ya da bunu altına bir getirin. Yani şöyle. Hocam bu ilerlemiyor. İlerliyor da hani bu ortada buluşuyorlar. Ben bunu böyle burada yaptım. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Cevabı da şu aralığa yapacağım. Şimdi bakın şöyle yapıyoruz. Şu dalganın sol tarafına bakarsanız. Sol tarafa bak yukarı doğru bir birim. Burası da bir birim. Görüyor musunuz? Şu bir biri götürecek. Bunun sol tarafı arkadaşlar sıfır. Burada olacak. Şimdi sağ taraflarına bak. Sağ tarafa bak. Alt tarafta bir. Bunda üst tarafta sıfır ya. Bu bir şey götüremeyecek. Burada arkadaşlar alt tarafta bir kalacak. Bak görüyor musun? Bak burada bir şey yok. Bak dikkat et. Burada bir şey yok. Sıfır. Alt tarafta bir var. Sonra bunları birleştirdiğin zaman işte bu da cevabımız olacak. Görüyor musun? İşte bu şekilde arkadaşlar üst üste bindirerek bunların nasıl göründüğünü böyle sorularda karşına gelecektir. Peki gelelim biraz da istersen su dalgalarını. Şimdi sorularda çözeceğim zaten. Ekstra sorularda yapacağım ben sana. Şimdi gençler su dalgalarını bakın şurası önemli. Bu su dalgasının bakın yandan görünümü, e, yandan görünümü. Bu da bakın üstten görünümü görüyor musunuz? Yani veya şöyle söyleyelim. Bu su dalgasının yani şu ikisi arkadaşlar yandan görünüm veya e, ne bileyim biraz daha üç boyutlu görünüm gibi düşünebiliriz. Bunlar da şöyle der kuş bakışı görünüm yani üstten görünüş demişim zaten burada. E, yani dolayısıyla biz bunu şurada kuş bakışı görüntüde bunu çizgi çizgi çiziyoruz tamam mı? Bu şekilde yapıyoruz. bunu Buna dikkat etmen lazım. Yani şu dalga tepelerini bu şekilde gösteriyoruz veya şu çizgiler tepe anlamına geliyor. Biraz daha şimdi kafandan netleşsin diye şunu bir daha bir göstereceğim. Şimdi bakın şöyle bir kabımız var ya şöyle der. Ya sen zaten dalgalar günlük hayatta sürekli olarak görüyorsun ne bileyim ya havuza giriyorsun ne bileyim ben bir bardağın içinde bir bardağın içine şöyle bir şey dokundursan orada bir dalga görüyorsun gibi. Ee şöyle mavi de alayım ki su dalgası olsun. Şimdi gençler bakın şöyle şunu söylemek istiyorum. Şöyle bir dalgamız yok mu? Evet, şu dalga deyince biz bunu zaten bu görseli biliyoruz. Şimdi bunun bu yandan görünüm yani bir kaba yandan bakarsa ama biz kuş bakışı görünümü genelde çiziyoruz. O da şöyle oluyor bak şu dalganın tepesi var ya bu dalganın tepesini arkadaşlar şöyle bir çizgiyle gösteriyoruz. Şu tepeye de gene aynı şekilde bakın şöyle bir çizgiyle gösteriyoruz. Gene şu tepeleri bir çizgiyle gösteriyor. Yani bu çizgiler bizim için tepe demek. Buradaki tepe. Hocam çukurlar çukurlar da arkadaşlar eğer gösterirsek nokta noktayla gösteriyoruz ya da hiç göstermiyoruz gibi. Yani bu dalga buraya doğru ilerlerken işte bu dalga da bakın buraya doğru ilerlemiş oluyor. Görüyor musunuz? İşte böyle bunu şöyle gösteriyoruz. Peki su dalgalarından size öğretmen ne soracak? Bakın şöyle bir kere su dalgalarında şuradaki yansımayı soracak. Ne demek? Aynen arkadaşlar optik gibi bu olay işliyor. Bakın su dalgalarında gelen dalgalar buradan geliyorlar. Çarpı buradan yansıyorlar ama şimdi bir detaydan bahsedeceğim ama ona, ona dikkat. Şimdi gene arkadaşlar çukur engel olabilir. Bakın burası düz engel engelimiz çukur olabilir. Çukur engele gelen ışınlar da aynen optikte olduğu gibi. Bakın şuradan geliyorlar görüyor musunuz? Çarptıktan sonra bir hatırlayalım mı? Asal eksene paralel gelen ışınlar arkadaşlar nasıl giderler? Odaktan giderler. Şöyle bir bilgimiz var. Şu şekilde bakın dairesel dalgalar küçülüyor küçülüyor ve tekrar burada büyüyorlar. Burada ise merkezden gönderiyorsanız gençler dalgaları bakın. Merkezden gönderiyorsunuz şu siyah olan soru kırmızı olan cevap gibi düşünün. Bakın dalgalar böyle geliyor geliyor. Çarpınca tekrar küçüle küçüle böyle merkeze toplanıp sonra şöyle büyüyorlar. Ama tümsek engel olursa tümsek engelin bakın uçlarına gelen dalgalar şöyle der. Çarptıktan sonra şöyle uzantısı odaktan geçecek şekilde. Şu şekilde bak görüyor musunuz şöyle dalgalar haline geliyorlar. Peki doğrusal engel olursa arkadaşlar doğrusal engel bakın burada doğrusal dalgaydı. Burada doğrusal engel ama do, yine dairesel dalga olmuş olacak. Şimdi bakın şurada siz dalga oluşturuyorsunuz ya dairesel dalga. Buradan yansıyan dalgaların arkadaşlar merkezi burada oluyor ve eşit uzaklıkta oluyor. Yine burada çukur engele bir örnek vermişiz. Bakın odaktan gönderirsek demişiz gençler. Odaktan gönderen dalgalar nasıl giderler? Şöyle paralel olarak yoluna devam ederler. Görüyor musunuz? Bununla ilgili birazdan yine örnekler şöyle de göstereceğim. Peki su dalgalarının ortam değiştirmesi demişim. Yani mesela derin ortamdan sığ ortama geçerse bakın ne oluyor çocuklar? Burada derin ortamdan sığ ortama geçen dalgaların yandan görünümü demişiz. Şimdi dikkat ederseniz buradaki e, sen şunu bilmen lazım. Burada mesela hızı fazla mı? Burada mı hızı fazla? Hangisinin hızı fazladır? Diğerinde fazladır arkadaşlar. Mesela atıyorum burası 2V ise buradaki V'dir. Bakın burada da gitgide dalga bakın sığlaşmışsa bu tarafa doğru bunun hızı ne olur arkadaşlar? V azalır diyemez miyiz? Niye azalır? Çünkü derinlikle orantılır ya bakın derinlik azaldıkça bu tarafa doğru hız da azalır. Peki bizim şu formülümüz neydi? Bakın şurada formüller demiştik ya. Pek fazla formülümüz yok çünkü genel olarak yorumlardan bahsediyoruz. V eşittir lambda çarpı F çocuklar. Çok formül kullanmıyoruz açıkçası. V eşittir lambda çarpı F diyelim. Mesela burada bize bir yorum sorabilir veya belki bir işlem sorabilir. Bakın şimdi bu dalga buradan buraya geçti. Ne dedik? Hızlı çocuklar azalır dedik. Ama frekansı demiştik ki frekans kaynağı bağlıdır. Yani dalga ilerlerken burada frekans değişmez. O zaman frekans burada sabit kalacaksa Dalganın hızı bakın şurada azaldıysa arkadaşlar dalga boyu da azalmalıdır değil mi? Şunun dalga boyu azalmıştır. Mesela burada da bakın giderken gene hız azaldığı için dalga boyu da azalmıştır. Mesela böyle yorumlar sorabilir belki bize. <laughs> Ve yine arkadaşlar kesinlikle soru çıkacağını düşündüğüm şeyden bir tanesi de doğrusal e, su dalgaların yayılmasından bahsetmişiz. Ama bunu söylemeden önce şuradaki az önceki yansımadan bir tane bir örnek göstermek istiyorum. Bakın yine dediğim gibi üzerinde durmak istiyorum bunun Mesela arkadaşlar şöyle bakın. Şöyle bir tane havuzumuz var. Veya bir kaba bir su koydunuz. Fark etmez. Ya yani dalga leğeni falan derler. Leğen derken hani bir e, bir kap yani su koyduğumuz bir kap değil mi? Şuradan bakın gençler şöyle bir dalga gönderiyor. Şöyle doğrusal dalgalar. Yani bir tane iki tane üç tane şöyle çizeriz. Tamam şöyle dalga geliyor. Dalgamız şöyle geliyor. Bakın geliyor. Çarptıktan sonra arkadaşlar bu aynen optikte olduğu gibi buradan bu dalga yansır. Ama şu detayı bir dikkat etmen lazım. Mesela bu uçları K ve L olduğunu düşünelim. Bakın K ve L ise bu dalga geliyorsa diyelim ki burada arkadaşlar 20 derecelik bir açı yapıyorsa buradan yansıdığı zaman da bakın burada yine 20 derecelik açı yapar ve dalgalar böyle bakın böyle görüyor musunuz yoluna devam ederler. Peki sana şimdi şunu soracağım. Şimdi bu gelen dalganın yani sana öğretmen bunu sorar çünkü o yüzden ben onu soruyorum. K ve L dalgaların uçları şurası K burası L'ye ya. yansıdığı zaman bunların neresi K neresi L? Ne dersin şöyle? Şunların hangisi K hangisi L'dir? Bir düşün bakayım. Bakalım şimdi sen doğru mu? Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Buradaki K dalgaları bakın. K noktasını şöyle yapacaksın. Hangisinin K hangisinin L olduğunu bulmak için. Şuradan şu yeşile paralel olan bir tane çizgi çekiyorum. Ama paralel olması gerekiyor. Ve aynı şekilde bakın yansıtıyorum. Buraya geldi. O zaman burası ne oldu? Bakın K oldu. Yine L'den bakın bunu yansıttığım zaman paralel olarak. Bakın gördünüz mü? Şuraya geldi arkadaşlar. Burası da L oldu gibi. Yani şu soru bu da cevap olmuş oluyor. Bu şekilde bilgi bir şey size sorabilir. Peki gelelim şuraya arkadaşlar. Dalgalar bakın bir ortamdan bir ortama geçerken arkadaşlar yönünü değiştirirler. Rotayı değiştirirler. Bu da yine nasıl oluyor? Yine bunu da isterseniz hep ben şöyle bir örnek gösteriyorum ki durumu biz daha iyi anlayabilelim diye. Şimdi arkadaşlar bakın yine şöyle bir tane bir kap çizeceğim ben. Yani kap dediğimiz burada nedir? Bir dalga leğeni. Evet. Bunu şimdi ortadan ayırdığımı düşün. Yine hep biz kuş bakışı bakıyoruz ona dikkat. Mesela diyelim ki arkadaşlar şurası bakın derin olsun. Şurası da sığ olsun. Evet. Şimdi derinden sağ sen bir dalga gönderirsen mesela nasıl bir dalga göndereceksin? Bakın şöyle bir tane dalga gönderiyorsunuz çocuklar. Bak görüyor musunuz? Şöyle bir tane dalga gönderiyorsanız şöyle. Bir dalga bakın şöyle geliyorsa. Sığ ortama geçince ne olur biliyor musunuz? Yavaşlar. Yavaşlayınca da gençler şöyle bakın dalgalar birbirine yaklaşırlar. Gördünüz mü bakın şu şekilde. Şöyle birbirine biraz daha yaklaşmış çizmeye çalıştım. Yani buradaki arada mesafe fazla. Şurası da dalga boyu olduğu burada. Mesela iki lambda ise şuradaki mesafe arkadaşlar lambda oluyor. Görüyor musunuz? <laughs> tamam burada sıkıntı yok. Peki bunu biz şimdi açılı olarak gönderirsek. Yani şuraya ben bir tane daha kağıt koyayım bakın. Bu sefer aynı kapı gene çizeceğim ama açılı bir şekilde göndereceğim. Bakın, şöyle yapacağım. Ya yani bunların hepsi işte soru. Şuraya bakın derin diyeyim. Derin. Şuraya da arkadaşlar sığ diyeyim. Evet. Bu sefer bakın dalgayı ee, bu şekilde değil de şöyle göndereceğim bakın. Şuradan şöyle açılı bir şekilde dalga göndereceğim. Şöyle. Geliyorsa dalgalar İşte bakın burası soru. Ee, bu böyle geldi, geldi, geldi. Şimdi dikkat edin çocuklar. Dalga böyle geliyor arkadaşlar. Dalga geliyor. Bakın önce şu üst ucu değil de alt ucu sığ ortama girecek ve böyle olmayacaktı. Bu şekilde olmayacak. Bakın niye biliyor musunuz? Sığ ortama giren ucu arkadaşlar yavaşlayacak ve şöyle bakın geri kalacak biraz. Hatta bir sonraki dalgayı çizeyim. Bir sonraki dalgada bakın. Şöyle bu tarafa giren tarafı böyle geri kalacak. Dalga şu anda şöyle bir kırık görünüyor görüyor musunuz? İşte o yüzden buna dalgalarda kırılma deriz. Dalga bakın bu şekilde yoluna devam ediyorken. Ha sana bazen şunu vermez. Bak şunu vermez. Der ki hangisi derin hangi sığdır der. Biz bunu arkadaşlar açıyla buluruz. Yani şöyle açıyla. Şu ortamları ayıran şu açıyla buluruz. Bakın şurası şuradaki açıyla. Şuradaki açıya baktığın zaman hangisi daha büyük? Şu üstteki biraz daha büyük görüyor musun? Şurası K ortamı burası da L ortamı diyelim. Açısı büyük olanın arkadaşlar hızı da büyüktür ve derinliği de büyüktür. Yani VK büyüktür. VL'dir diyoruz. Görüyor musun? Demek ki böyle açılı gelirse böyle biraz sapacak, kırılacak. Ama bu şekilde kırılmayacak ama e, dalga boyu değişecek. Yani şunu söylemek istiyorum. Mesela bakın şöyle bir tane örnek çıktı ya. E, ben Tabii ki ben burada derin sığ diye burada e, vermişim. Ama vermediğimi düşünürsem bakın şuradaki açıya bakacaksınız. Görüyor musunuz? Şu açıyla şu açıya bakacaksınız arkadaşlar. Şu açıya bakacaksınız. Şimdi şuradaki şu ortama K ortamı, şu ortama da ben L ortamı diyeyim. Dikkat edin K ortamı ile yapılan açı neresi? Şurası. L ile yapılan açı da burası. Hangisi büyük? L ortamı büyük. O zaman demek ki arkadaşlar L'nin e, açısı büyük olduğu için her şeyi büyüktür. Yani neyi büyüktür? Hızı büyüktür. Dolayısıyla derinliği de büyüktür arkadaşlar. Tamam Bu şekilde bakın bunu yorumlayacağız. Şimdi örnek de yaparım zaten birazdan onunla ilgili bir soru da çözeceğiz. Ve gelelim şimdi ses dalgalarına. Ses dalgasında da yine yorum soruları gençler soracaktır. Ses dalgası bakın havadaki molekülleri sıkıştırıp gevşetiyor. Sıkıştırıp gevşeterek gidiyor. Ve dolayısıyla çocuklar bunlar enine dalgalardır. Ve özür dilerim boyuna dalgalardır. Hani demiştik ya ses dalgaları boynumuzdan iletiliyor dedik arkadaşlar. Boyuna dalgadır diyeceğiz. Ve şunu bilmemiz lazım bakın. Ses arkadaşlar en çok katıda sonra sıvıda sonra gazda yayılır. Ve sıcaklık artınca da bu da artar. Şimdi bir de şöyle şeyler var. Sesin tınısı, yankı ve rezonans diye kavramlar var arkadaşlar. Yankından bahsedelim. Mesela sesin yankısı ne demektir? Siz şimdi bakın şurada bir yerde hani konuşuyorsanız, bağırıyorsanız mesela şöyle bir duvar varsa. Şöyle bakın ses dalgaları böyle gider ve çarpıp arkadaşlar geriye döner. Sesin bir engele çarpıp geri dönmesine biz yankı diyoruz. Peki tını ne demek? Bakın bunları sözel olarak size sorabilir veya doğru yanlış olarak çocuklar sorabilir. Şimdi arkadaşlar yan odada birisi mesela bir müzik aleti çalıyorsa... ...sen de diyorsun ki aa ne kadar güzel gitar çalıyor yan taraftaki kişi. İyi de bunun gitar çaldığını görmedin ama sesin gitar olduğunu algılayabiliyorsun doğru mu? Veya diyelim ki üst kattaki birisi piyano almışsa yeni bir piyano çalıyorsa... ...aa üst kattaki komşum piyano mu almış diyebiliyorsun. Yani demek istediğim şu sen bu sadece sese bakarak onun hangi enstrümandan geldiğini anlayabiliyorsun. İşte biz bunu arkadaşlar tını diyoruz. Rezonans dediğimizde gençler şimdi şöyle oluyor. E, mesela diyelim ki bir tane şurada biraz sonra görselini göstereceğim. Şöyle diyapazon diye bir aletimiz var gençler. Bunun yanında da aynı frekanslı olan başka bir diyapazonumuz varsa... ...burada oluşturduğumuz mesela şuna bir tokmakla vurursan bir ses dalgası oluşturursun. Buradan gelen ses dalgaları da bakın bunu titreştirebilir. İşte bir dalganın bir kaynağın başka bir kaynağı titreştirmesine söyler. Bu da rezonans diyoruz. Böyle kavramları da kullanıyoruz. Peki şimdi gelelim biraz sorulara istersen. Sorularda bakalım neler soruyor bize ve neler söyleyebiliriz bunlarla ilgili arkadaşlar. Şimdi bakın ben en çok yazılı çıkabilecek sorulardan burada seçmeye çalıştım. Umuyorum ki bunlardan birçoğu denk gelecek Denk gelmeyenlerde zaten benzer sorular olacak Peki arkadaşlar buna göre bakın şurada 3 tane dalga vermişiz Ve bunların oluşma süresini vermişim Bakın yani bu toplam dalganın Oluşma süresini vermişim Burada dalgaların genliklerini sende istiyor Şimdi bakın genlik derse Genlik deyince arkadaşlar şöyle yap Şu dalganın ortasından şöyle bir tane çizgi çiz Evet Genlik dediğimiz arkadaşlar bakın şu tepeden başlayıp şu çukura kadar olan şu mesafe değil bakın dikkat edin arkadaşlar. Şurası yani şu denge noktasına olan uzaklık görüyor musun? Şurasıdır. Ve burayı da bana ne kadar vermiş? Bir santimetre olarak vermiş. Şurası arkadaşlar iki santim bu da iki santim. O zaman birincinin genliği. O zaman şuraya bir yere yazayım. Şurada genliği yazayım. Şöyle AX arkadaşlar iki santimetre. Ne dersin? Y'nin genliği ne kadar arkadaşlar? Bakın şöyle bir kare olduğu için. AY eşittir. Bu da bakın bir santimetre çıktı. Bunda genliğin artık genliğin neresi olduğunu anladın. Yani şu mesafe arkadaşlar genliktir diyoruz. Bu da bakın ne kadardır? AZ diyelim. O da bakın 2 santimetre çıktı. O zaman e, bunu nasıl sıralayacağız? X ile Z büyük, X ile Z eşit Y'den büyüktür diyeceğiz arkadaşlar. E, dalgaların dalga boylarını istemiş. Yine dalga boyu da yatay mesafeydi bakın. Dalga boyu için arkadaşlar birkaç yolumuz var diyeyim gibi bakın. Şöyle yapabilirsin. Şuradan başladık ya. Bir tepe bakın başladı bitti. Tamam o bir dalga bitmedi. Bir de çukur olacak. Bakın şurada bir dalga bitti arkadaşlar. Bu yatay uzaklık ne kadar? 4. O zaman şuraya yazalım. Lambda x eşittir dört santimetre. Ha şöyle de yapabilirdim. Bakın şu tepe ile bir sonraki tepe arasındaki yatay uzaklığa da bakabilirsin arkadaşlar. Bakın burayı sayarsan burası da dört. Görüyor musun? Aynı şekilde yapabilirsin. Şimdi buna bakalım. Bunun dalga boyu arkadaşlar. Bakın şurada bir tepe ve bir çukur bitti. İşte şurası bir dalgadır. Yatay uzaklığa bakarsam lambda y eşittir ne kadar oldu bakın. 2 santim oldu? Evet. Bir de buna bakalım. Burada bakın başladık. Şurada bir tepe bir de çukur. Şurada bakın bir dalga bitti. Ne kadar? 4 burası 4 de burası. Lambda z de arkadaşlar. Bunlar ne çıktı? 8 mi çıktı? İşte böylece B şıkkında bakın bulmuş olduğu güzel. Şimdi arkadaşlar burada e, süreden bahsetmişiz. C şıkkı için yani frekans için biz şunu bulmamız gerekiyor. Burada tabi bunların bu dalgaların oluşturulma süresini vermiş. 0-2 saniye. Peki burada kaç tane dalga var ona bakacağız. Bakın ne dedik şurada başladı ya şurada bitti arkadaşlar şurada bir dalga bitti. Burada da ikinci dalga bitti yani burada iki tane dalga var. İki tane dalgayı bakın 0 saniye saniyede üretiyorsak bir tane dalga üretme süremizde bizim periyot oluyor. Yani bunun periyodu arkadaşlar ne kadarmış 0-1 saniyemiş bakın görüyor musunuz böyle bunu bulabiliriz. Şimdi ikinciye bakalım ikincinin periyodunu bulalım. Yani y'nin periyodunu bulalım. Şimdi burada kaç tane dalga var ona bakmam lazım. Burada arkadaşlar bakın bir. Şuradan yine başladım bakın. Şurada bitti iki. Şurada üç. Ve şurada dört. Yani dört tane dalga var. Şunu arkadaşlar benim dörde bölmem lazım. Yani ikiye bölersem sıfır bir olur. Ee, bir daha ikiye bölersem arkadaşlar sıfır ögül sıfır beş olur bu. Ya veya kesil olarak da yazabiliriz aslında bakarsanız bunu. Tamam. Peki buna bakalım. Burada bir tane dalga var. O zaman bunu direkt olarak periyodu zaten. Tz arkadaşlar buradan direkt olarak zaten 0.2 saniye olacaktır. Peki frekanslar nasıl olacaktı? Hemen şu formülümüze bakarsak bugün formüller demiştim. Şurada bakın bir formül yazmıştık. Periyotla frekansın çarpımı arkadaşlar 1'di. Yani dolayısıyla burada frekansı ben istersem buradan bakın 1 bölü periyot diyebilirim değil mi? 1 bölü periyotla bunu bulabilirim arkadaşlar. Yani o zaman bunun e, frekansı yani x'in frekansı burası 1 bölü 10sa ters çevirsek 10 mu olur? 10 saniye üzeri -1. Burası da arkadaşlar bunun bunun da yarı yani bunun da yarısı olduğu için bunun iki katı olacak. Yani buradaki FY eşittir 20 olacak. Ve FZ de Z'nin frekansına bakarsam arkadaşlar 0 2 2 bölü 10 yani 1 bölü 5 bu da bakın 5 olacak. 5 saniye üzeri eksi 1 gibi olacak. Peki hızları isterse bakın hızın formülü de neydi? Hız eşittir işte, lambda çarpı F'ydi arkadaşlar. O zaman bunların lambdaları belli. Bakın şöyle göstereyim. Lambdası burada. Bakın frekans da burada. işte bunları çarparak ben bunun hızını bulabilirim. Kaç olacak burası? Bakın. Bununki 40 oldu. O renkte pek görünmedi. Şöyle yazalım. 40. Şunu çarparsam çocuklar ne olur? Buradan da arkadaşlar bununki 40 çıktı. Bunu çıkar çarparsam 5 kere 8. Burası da arkadaşlar 40 çıktı değil mi? Görüyorsunuz. Hepsinin hızları buradan 40 olarak çıkmış oldu. İşte böylece hepsini bakın burada bulduk. Güzel bir soru oldu. Evet. Şimdi şurada bir olayımız var. Şunu da ben yine bir ekstra bir kağıt üzerinde çocuklar göstermek istiyorum. Hani bir dedik ya bir dalga ilerlerken arkadaşlar bir dalga ilerlerken ortam ilerlemez. Onun üzerindeki noktalar yukarı aşağı hareket ederler dedik. Bakın şöyle yapayım. Şöyle dört tane şekil göstereyim orada sana şu olayı bir anlatayım. Evet. Şimdi gençler mesela bakın şu dalga e şunu verebilir sana. Mesela ilerleme yönünü verebilir. Diyelim ki dalgamız sağa doğru ilerliyor. O zaman bunu üzerindeki noktalar ne tarafa doğrudur diyebilir. Mesela şuradaki K ve L noktaları işte yukarı mı aşağı diyebilir. Şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Bakın dalga ilerlerken üzerindeki noktalar yukarı veya aşağı ilerlerler. Peki bu yukarı mı aşağı mı? Şunu da sola doğru yapayım istersen. Bu da sola doğru ilerliyor olsun. Bu sağa doğru ilerliyor olsun. Ee, yukarı mı aşağı mı diye sorarsa şöyle yapacağız arkadaşlar. Bakın bu noktaya yukarı diyeceksin. Bu noktaya aşağı diyeceksin. Neye göre diyorsun bunu biliyor musun? Şöyle diyorsun. Şimdi arkadaşlar hız vektörüyle bunu yukarı aşağı şu okların uçları bir araya gelmesi lazım. Hani şu hız vektörüyle o hareket yönü okların uçları ve görüyor musun bak okların arkalarında arka arka gelmesi lazım. Şöyle. Mesela bunu bu noktada bu şekilde de sana sorarsa mesela diyelim ki M ve N noktaları yukarı mı aşağı mı diyor. Bakın şurada yukarı mı ok koymalıyım aşağı mı ok koymalıyım sence. Ne dedi bakın okun uçları bir araya gelmedi. Yani arkadaşlar şurada bakın yukarı ok koymalıyım. Burada da aşağı koymalıyım. Bakayım oldu mu? Bak okunucu görüyor musun? Bak okulanucu bir araya geldi. Evet oldu. Şunu ters yapsaydım daha iyiydi. Şöyle bir, şöyle başka bir şekilde alayım. Alttan bir şekilde alacağım. Yani bu dalgaları bu sefer şöyle, şöyle alttan vereyim. Evet. Şimdi bu sefer arkadaşlar bakın dalga bu tarafa doğru gidiyor olsun. Bu noktalar ne tarafa doğru diye sorarsam. Bakın bu noktayı gene ben aşağı demeliyim. Burayı yukarı demeliyim. Yalnızca sadece şu hız vektörünü şuraya değil de şu tümsek tarafa koymamız gerekiyor. Bir de tersten soralım soruyu. Mesela desin ki sana şu nokta desin arkadaşlar. Şu nokta böyle şöyle şu yöne hareket ediyor. Bu dalganın yönü nedir derse. Sen şöyle yapacaksın. Burası bakın böyle aşağı doğruysa. O zaman bu noktada direkt olarak yukarı doğrudur. O okunuşları bir araya gelmesi mantığından bakın bunu sola doğru koyamam sağa doğru koymalıyım. Niye? Çünkü bak şu okunuşları bir araya gelme Görüyor musun? Şimdi şu örnekte biraz daha iyi anlarız diye düşünüyorum bunu. Bakalım şimdi çocuklar. Bakın atmaları vermiş bana burada. Ama atmaların yönünü vermemiş. Bunu ne yapacağım? Ben öncelikle soruya başlamadan önce bu atmaların yönünü belirleyeyim. Bakın dikkat edin. Bu A noktasını şöyle aşağı doğru göstermiş ya. O zaman şurası da arkadaşlar yukarı doğru olmuş oluyor. Bunu bakın gene aşağı doğru göstermişse burası hocada yukarı doğru olmuş oluyor. Şimdi hız vektörünü çizeceğim. Bak nasıl çizime dikkat edin. Gene şöyle der, hız vektörünü dikkat edin. Buraya değil şuraya çizeceğim. Yani şu tümsek olan tarafa burada da bu tarafa çizeceğim. Bak görüyor musun şuraya çizeceğim. Şu tümsek olan tarafa çizeceğim. Peki dikkat edin burada sağ mı sola mı çizmeliyim? Okun uçları bir araya gelmesi için arkadaşlar sola doğru. Ha, demek ki bakın bu dalga sola doğru gidiyor. Bunu da bakın sağa doğru çiziyorum. Görüyor musun? Bu da demek ki sağa doğru gidiyormuş. Diyeceğim. Tamam abi, şimdi yönleri belirlediğime göre artık 1 saniyede bir, saniye bir bölme ilerlemiş ve bana 8 saniye sonraki görünümünü soruyor. Benim bunu arkadaşlar 8 saniye bir ilerletmem lazım. Şöyle yapıyorum bakın. Dalganın ucuna şöyle, şöyle bir şey koyabilirsin. veya şöyle mi yapsak? Dalga sola doğru geliyor. Ya, buraya gelmesi diyorlar. bir saniye sonra burada değil bakın dikkat edin. Dalganın ucuna bakarsan 1 2 saniye sonra buraya gelmiş. Yani dalga 2 saniye sonra burada. E peki bir iki saniye daha geçti. Yani toplam 4 saniye sonra burada. 4 saniye. Bir daha devam ediyorum arkadaşlar 6 saniye bir daha devam edersem 8 saniye görüyor musun dalga arkadaşlar 8. saniyede 8. saniye diyeyim şöyle burada yani şu dalga bakın böyle geldi çarptı ters dönüyordu hatırlarsınız bu şekilde geldi bu dalga da şöyle farklı bir renkle göstereyim mavi çizelim bu dalga arkadaşlar yine yani 2 saniye sonra burada ama bu serbest suç olduğu için üste dönmeyecek değil mi tekrar 4. saniyede bakın burada 4 6 ve 8 görüyor musun ve dalga bu tarafa doğru gidiyor. Ve 8. saniye sonra burada arkadaşlar. iki tane dalga üste geldi. Ve bunu çizerek gösterin demiş. O zaman ne olacak biliyor musun? Şurada dikkat edersen alt tarafta bir kare düzlem var. Şu kare düzlemi ben şuraya şöyle bir çizeyim. Şöyle bakın gösterirsem arkadaşlar. Ee bakın bu dalganın genliğine kadar bir değil mi şöyle. Ama altta da bir tane bir var. O zaman bu birler üste geldiği için. Bakın şurada şöyle genliği iki olan bir dalga olacak görüyor musun? Sekizinci saniyede. Yani şuraya bakın şurayı çizmiş oldu. Bilmem anlayabilir mi? Orada üstte iki tane dalga var. Üstte iki tane dalga e, gelmiş oldu. Biraz zor bir soru gibi olabilir ama bu tarz belki bir soru çıkabilir diye açıkçası. Buraya ben koydum onu. Belki böyle bir soru karşımıza çıkar. Peki şimdi gelelim arkadaşlar. Bir tane de bu çukur engel ve doğrusal engelden yansıma ile ilgili bir tane soru çözeyim istersen. Bakın K noktasında bir tane burada arkadaşlar bir dalga kaynağımız var. Yani hem bu tarafa doğru bakın bir dalga üretiyor bu. Yani şöyle söyleyeyim. Bu tarafa doğru dalgalar gidiyor şu anda. Bir de diğer tarafa doğru onda şöyle farklı rengi çizeyim. Bakın bu tarafa doğru da arkadaşlar şöyle dalgalar gene böyle gidiyor. Ne demiş? E, oluşan dalgaların düzlem ve çukur aynadan ilk yansımaları. Yani bunun ilk yansıması nasıldır diyor. Şimdi gençler şunu bileceğiz. Bakın çukur engelde eğer odaktan geliyorsa bu dalga nasıl gidecek biliyor musunuz? Şöyle paralel olarak gidecek. Yani şöyle şöyle gidecek. Görüyor musunuz? Bak şu cevap olacak. Burada ise düz engele gelen dalgalar hani düz aynadan yansıyormuş gibi bakın. Şöyle gidecekler görüyor musun? Ama bunun arasında seni şöyle bir dalgayla dolduruyor olman lazım. Bak şu şekilde bunu yakınlaştır bir daha bakabilirsin. İşte böyle bir belki yansıma sorusu da karşımıza gelebilir. Ve yine çocuklar böyle bir kırılma sorusu ben bekliyorum açıkçası. Böyle bir soru gelir diye düşünüyorum. Bakın böyle bir tane dalga gelmiş de biz burada sonuç çizmişiz. bunun hızlarını istiyoruz veya derinliklerini de isteyebiliriz aslında bakarsan. Yani derinlikleri de söyler der burada. E gene sorulabilir. Hızlı orantılı çünkü. Bakın bu dalga gelmiş ya. Geliyor, geliyor, geliyor. Şöyle yapayım istersen. Bu dalga gelirken burada böyleymiş. Yani burada da böyle. Bu tarafı da böyle mi olmuş? Yani şöyle olmuş sanki bu değil mi? Şöyle biraz... De bakın şöyle şuna paralel çizmeye çalıştım. Burada da bu dalga gelmiş. Bakın bu dalga arkadaşlar geliyor şöyle. Gelmiş ve şu şekilde olmuş. Bak şöyle 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 gidiyor çünkü. Biraz şöyle kırılmış. Senin şimdi şu açılara bir bakman lazım. Bak Şimdi öncelikle arkadaşlar x ile y'ye bakarsak bakın dikkat edin şurası x ortamı ya x ortamı da yaptığı açı bakın burası. Y'deki yaptığı açı bakın biraz dar orası ama dikkat edin ya y'deki açı biraz küçük. Yani x'teki açı arkadaşlar büyüktür y'den. Şimdi şuradan şuraya geçişe bakarsanız x'teki açı bakın burası ama z'deki açı burası görüyor musun? Bak açı z'deki açı söylüyorlar biraz daha büyük. O zaman z büyüktür z büyüktür kimden x'ten bunların hepsini toparlarsak demek ki. Arkadaşlar burada Z büyüktür, X büyüktür, Y. Peki bu, bu neyi? Arkadaşlar hem hızı hem derinliği. Yani derinliğin ve hızını işte bu şekilde yorumluyoruz. Dediğim gibi bununla ilgili de bir soru çıkarsa güzel bir soru olur. Peki gençler ses dalgaları ile ilgili birkaç şeyden daha bahsedeceğiz burada. Şimdi biz ince ses ve kalın ses diyoruz. Mesela frekansı yüksek olan sesler arkadaşlar ince ses. Yani buna tiz ses diyoruz. Frekansı az olan sesler de kalın sesler diyoruz. Yani mesela kimi arkadaşının sesi incedir, kimisi kalındır. Bu bunun frekansıyla alakalı. Ses dalgalarının genliği arttıkça arkadaşlar sesin enerjisi ve şiddeti artar. Yani şunu söyleyeyim ben sana. Sen mesela şimdi kısık konuşuyorsan bak ses dalgalarının genliği böyle. Ama bağırıyorsan bak ses dalgalarının genliği görüyor musun? Bak genlik hani şu dikey mesafeydi ya bağırdığın zaman ses dalgalarının genliği artıyor. Mesela görselde uçak ve otomobil varmış arkadaşlar. Aynı şu sürede çıkardığı ses dalgalarına dalgalar görselde bakın bu şekilde görülmüş. Yani şunun Gelniği bakın biraz daha fazla, burası biraz daha az gibi. E, o zaman yukarıdaki bilgilere göre e, aşağıdaki soruları demiş, belirleyiniz, açıklayınız demiş çocuklar. Şimdi uçak ve otomobilin harekete geçerken e, çıkardığı ses dalgalarının hangisi daha incedir diyor. Yani incelik için biz frekansa bakmamız lazım çünkü da bir dalganın frekansı artarsa dalga boyu arkadaşlar küçülür. Bakın bunun dalga boyu görüyor musunuz? Baya büyük. Bunun dalga boyu ise bak şu dalganın dalga boyu küçük. Hangisi daha incedir diyoruz ama dalga boyu küçük olan yani frekansı fazla olan arkadaşlar. E, yukarıda görsele göre burada uçak ve araba var ya araba diyelim. Yani şu anda görsele göre araba. E, bunların bu sefer arkadaşlar seslerin şiddetini karşılaştır demiş. Şiddet olarak da bakacağız? Biz genliğe bakacağız. Bakın genliği bunun biraz az. Bunun dikkat ederseniz şunun biraz daha genliği fazla. O zaman burada da ne olacak? Uçak olmuş olacak. Burada da arkadaşlar ses taklidinin enerjileri. Enerji demek de e, enerjisi daha azdır diyor. Yani enerji de şöyle der gene genlikle alakalıdır. E, genlikle o, o zaman hangisi olacak? Yine araba diyebiliriz buna. Yoluz bakın böyle bir örnek çözdük. Evet bu da bakın e, yaylar arasındaki gene ince yay ve kalın yay geçişleri arasındaki bir e, görünüm. Yani gene şuraya kadar tabii ki bir soruda bir bilgi vermişiz. Bazen böyle bilgileri verir bazen de hoca vermeyebilir. O zaman şuraya bir dikkat edelim söylerler. Bu bağlanmış. Şimdi X yayından bakın şurası önemli. Y'ye gönderilen. Bakın X'ten Y'ye gönderilmiş. Az önce şimdi bizim bakayım şu kağıt tırmanısını bulabilirsem. Şurada ince yaydan kalın yaya kalın yaydan ince yaya doğru göndermeyi vermiştik yani. Orada dikkat ederseniz inceden kalına da kalından inceye de geldiğinde e, iletilen aynı gidiyordu. Şimdi bakın burada X yayında demek ki iletilen ilk dalgamız yönler böyle üretilmiş olmalı. Çukur olarak üretilmiş olmalı. Çünkü niye bakın bu iletilen çukur görüyor musunuz? Dalgan geliyordu şuradaki ek yerinde ikiye ayrılıyordu. İkiye ayrılmış hali bu. Demek ilk gelen dalgamız bakın şöyle çukur olmalı. Çukur o iletilmiş ama geri dönende e, ters dönmüşse demek ki gençler bu dalga bakın ince yaydan ince yaydan arkadaşlar kalın yaya doğru geçiyor. Görüyor musunuz? Demek ki bu ince yay kalın yay. O zaman bakalım hangisi doğrudur diyor. X yayından Y yana gelen atma e, baş aşağı mı yoksa baş yukarı mı gönderildiğini söyle demiş. O zaman baş aşağı olduğunu söyledik arkadaşlar. Baş aşağı olduğunu söyledik. Yani baş yukarı değildir dedik. Çünkü şu iletilen bakın direkt gelenle gelen dalga ile iletilen dalga çöktür ile aynıdır. Hangisi diyene göre daha incedir demiş. Bakın X yayı dedik arkadaşlar daha incedir. Y'yi daha kalındır dedik. E, İletem ve yansıtan atmanın hızlarının büyüklüğüne kıyaslayın diyor bakın burada. E şimdi hangisi ince dedik bakın X yayındaki ince o zaman X yayındakinin hızı daha fazladır. Ama Y yayındakinin hızı daha azdır. Görüyor musunuz? Bunu da bu şekilde söyleyebiliriz. Bakın burada da kırınımla ilgili, kırılmayla ilgili yine bir dalganın geç anı vermiş. Ne demiştik? Şuradaki açılara bakacağız gençler. Şunu ben şimdi 180'den çıkartırsam burası ne olur? 53 mi olur? 53. Ya şimdi burası 37 bakın burası 53 ise hangi açı daha büyük? X ortamındaki. O zaman diyeceksin ki burada bakın X ortamındaki arkadaşlar hızımız daha büyüktür diyeceğiz burada Y ortamından. Direkt neye göre bakıyoruz bunu bakın. Direkt olarak arkadaşlar buradaki açılara göre bakıyoruz. O zaman atmaların gelme açısı i, kırılma açısı R ölçüleri kaç derecedir? Bakın atmanın çocuklar gelme açısı görüyor musunuz? Bak X de yaptığı açı 53. Yani şuraya yazalım istersen. i eşittir 53 derece. R de eşittir arkadaşlar. 37 derecedir burada. E, ee, bunları kıyaslayın Zaten şu şekilde dedik. Aynı şekilde bakın. Derinlik de bununla alakalıdır. Yani şöyledir. H'x büyüktür, H'y'dir dedik. Tamam. E, ee, yayılma hızları demiş çocuklar. Bunlar arasındaki ilişki nedir değil Zaten bunu da bu şekilde kıyasladık. Yani sonuç olarak bu soru karşına çıkar diye düşünüyorum. Burada ne yapıyormuşuz? Bakın açısı büyük olanın hızı büyük ve derin de büyükmüş. Zaten şunların birisi gelme birisi de kırılma açısıdır diyeceğiz. Şimdi gençler bu diyapozon dediğimiz böyle çatal gibi bir şey. Buna tokmakla vurarak buradan bir ses dalgası üretiyoruz. Ve ee, rezonansla baktığımızda kendi doğal frekansı ya da e, yakın değerde ses dalgalarına maruz kaldıklarında arkadaşlar... ...ses dalgalarının yayması olayıdır. Yani buradaki dalgalar bu şekilde gelecekler. Hatta bunu da bir süre sonra ne yapacaklar? Titreştirecekler. E, şiddetle vurulduğunda yakındaki Y diyapozonunda arkadaşlar titremesi mümkün mü demiş. Arkadaşlar mümkündür. Mümkünse koşulları e, sağlayın demiş... Yani koşullarda şu bunların frekansları var arkadaşlar. Bu diyapazonun üzerinde frekanslar yazar. Mesela diyelim ki burası böyle 100 Hz'ler burası 200 Hz'ler. Burası da mesela 100 Hz diyorsa bunların bakın frekans değerleri eşit şöyle der. Buradan çıkan dalgalar bunu da titreştirebilirler diyeceğiz. Belki böyle bir şey de senin karşına çıkabilir. Peki başka bir örneğim söylediler. İnce yaydan bakın ağır yaya bir de ağır yaydan hafif yaya bir dalga göndermiş. Buna göre ne diyor? Bakın hangisi doğrudur diyor. Ee, K ve L noktalarında iletilen hemen şunu bir söyleyelim. Nasıldı bu? İnce yaydan bakın arkadaşlar kalın yaya gelince dalga şuraya çarptığında burayı sabit uç gibi davranıyordu. Bu tarafa doğru bir iletilen ve yine ters dönecek şekilde değil mi? Bir yansıyan olacaktır çocuklar. Ama burada bakın yine iletilen bu şekilde tepe olacak. Ama burada geri dönen de tepe olacaktır değil mi? Bakın böyle bir durum olacak. O zaman e, hangileri hangisi doğrudur demiş bakın K ve L'den iletilen atmalar baş yukarıdır doğru. Zaten bana doğruyu sormuş. K ve L'nin yansıyan atmalar baş aşağıdır ama yansıyan atmalar dikkat ederseniz birisi baş aşağı birisi baş yukarı arkadaşlar. Burası yanlış oluyor. K ve L'de iletilen atmanın hızları e, hızların büyüklükleri ikiden küçüktür. Ama birinkinin yansıyanı çözüler e, birbirinden farklı değil mi? İkisi de farklı yay olduğu için farklı olacak bu. E, gene yansıyan atmaların hızlarının büyüklükleri gelenkine eşittir diyor. Bakın yansıyan arkadaşlar yansıyan bu. Gelen bu. KVL'de ya, yansıyan atmalar yani şu geri dönen atmalar hızlarının büyüklüğü gelen atmanınkine eşittir demiş. Bir ağda ne diyordu? İletilen atmalar baş yukarı. İletilen atmalar baş yukarı atmalardır diyor. Açıkçası şurası da şu da doğru oldu. Hangisi doğrudur diyor. Çünkü niye biliyor musunuz? Yansıyan atmalar bakın bu inceden geliyordu ya. Yansıyan bu. Bu iletilen. Yani yansıyanla gelen atmadan bahsediyor. Burası doğrudur. K ve L değil, iletilen atmanın genlikleri gelen atmanınkinden küçüktür. Arkadaşlar iletilen atmanın, iletilen atmalar burası. Yani iletilen atmanın genliği diyor. Gelen atmanın genliği diyor. Bakın şu gelen atmanın genliği ama ikisi içinde öyle olmaz. Konu altında dedik ki birisi e, orada, burada büyüktür. Bakın burada gelen atmanı ki büyüktür. Burada ise iletilen atmanı ki büyüktür. Yani ikisi de doğru değildir. Burada arkadaşlar iki tane doğru var. İkisi de doğrudur diye ifade edebiliriz. Peki gene su dalgalarında bakın burada yansıma ile ilgili çocuklar bir şeyden bahsetmiş. Şimdi bakın burada hep optik gibi düşüneceğiz. Yani düz aynı gibi. Şuradan bakın dalgayı gönderdik ya. Şuradan şu şekilde bakın şöyle bu yansıyacak. Geniş yani şu köşeleri kaybetmeden bakın şu köşelerden çocuklar dalga geliyor. Ve bu şekilde geliyor. Hangisi olabilir ve hangisi olamaz diye sormuş. Dikkat edin bu dalga böyle böyle gelecek. Şöyle çarptıktan sonra dikkat edin arkadaşlar. Şu şekilde şöyle yansıyacak. Bakın buradaki 5 numarayı dikkat edin. 5 numara bu arada kaldı evet. 4 numara. Bak şuradaki 2 numara. Ve 1 numara. Ama şuradaki 3 numara görüyor musun? Bak buradan saptı. Biraz farklı bir yere doğru gitti. Ve gençler. Biraz tabii dersimiz uzun oldu ama. Bütün olaylardan bakın bahsediyoruz. Hemen ben sana şimdi map arkadaşlar yazılı benzeri sorular var. Onların da benzeri sorulardan birkaç tane çözüp olayı bir devam edelim istersen. Şimdi bakın gene böyle bir kırılma sorusu. Şimdi senden şunu istiyorum. Bu dalga geliyor ya bak bunu uzatacaksın. Bu X ortamındaki yaptığı açıyı bulacaksın. X ortamındaki yaptığı açı ne kadar arkadaşlar? 53 derece mi? Niye? Çünkü şurası bakın 90 derecedir. Bunu da böyle uzatırsak bu Y ortamındaki yaptığı açı ne kadar olacak? Bakın burası 45 olacak. Dikkat edin. X ortamında 53, Y ortamında 45 derece ya. E, hızlarını karşılaştır demiş. Hangisinin hızı büyük? X ortamında. O zaman şöyle diyeceksin. X ortamındaki hız arkadaşlar Y ortamından büyüktür. Hatta derinliği soruyorsa. Derinliği sorduğuna bakın. Derinliği de olmuş. HX büyüktür. HY diyoruz. Ha frekans sorarsa gençler bakın. Frekans arkadaşlar bir ortamdan bir ortama geçerken. Frekans ve periyot değişmez. Burada önemli bakın. Şuradaki üç durumda yazmış oldu. Demek ki ne yapıyoruz? Açıyı buluyorsunuz. Açıya göre şöyle. Bunu karşılaştırıyorsunuz. Evet bunların frekanslarını sormuş. Şimdi bakın burada bir bilgi daha vermek istiyorum sana. Bir e, bir maddeden çıkan sesin frekansını istiyorsa sana burada olduğu gibi. Gençler madde miktarı şöyle diyeceğiz bakın. Madde miktarı ne kadar büyükse. Madde miktarı diyelim arkadaşlar fazlaysa. Ondan çıkan frekans da. Frekans da arkadaşlar o kadar küçük oluyor. Yani madde miktarı derken. Hani sen bunu tartsan bakın bunlar hangisi daha kalınmış? M. M'nin madde miktarı fazlaysa bunun frekansı daha az. Hangisinin frekansı en fazla arkadaşlar? L'nin. Demek ki L'nin frekansı bakın burada büyüktür diyeceğiz. Daha sonra bakın K diyeceğiz. Daha sonra da burada M'dir diyeceğiz. Yani özetlersek gençler her şeyin arkadaşlar küçüğünden daha ince ses çıkıyor. Mesela canlılarda da öyle değil. Mesela küçük bir kedi yavrusunu düşün. Bir de büyük bir kediyi düşün. Küçük bir kediden daha ince ses çıkmaz mı? Hani insanda da öyle küçük çocuklardan mesela daha ince ses çıkar çünkü. Çünkü ses telleri daha incedir. Daha henüz tam gelişim tamamlamamıştır. O yüzden bakın burada en ince telin frekansı en fazladır. Yani en ince sesi belirtir diyeceğiz. Evet şimdi gene üç tane bakın dalgamız var çocuklar. E bunlar bakın şuraya dikkat etmeniz lazım. Sonu başlangıcında bakın aynı ortam diyor. Yani dalganın hızı aynı ortam olduğu için Arkadaşlar burada hızlar eşittir demeliyiz bakın ortama bakarak. Demek ki bu dalgaların hızları eşit. Peki dalga boyları nasıl? Bunları kıyaslayınız demiş. Dalga boyu bakın şöyleydi. Bir, buradan bir tepe geliyordu. Bir de çukur bitince şurada bakın bir dalga bitti. Ne kadar bunun dalga boyu? Şöyle yazalım mı şuraya? P'nin dalga boyu. Arkadaşlar burada kaç? 4. Ondan sonra yine R'nin dalga boyu ve S'nin dalga boyunu da şuraya yazalım isterseniz. Şurada bakın başladık. Bir tepe oldu, bir çukur oldu arkadaşlar. Şurada bir dalga bitti. Bununki de ikiymiş. Şimdi bunu dalga boyunda şöyle bulalım. Hani demiştik ya duruma göre tepe ile tepe arasında alabiliriz deyip bakın. Şurası ne kadar? 2, 4, 6, 8 mi? Bunun dalga boyu da arkadaşlar 8. Peki formülümüz vardı. V eşittir işte lambda çarpı F. Bakın dalga boyu arkadaşlar bunların hızları aynı. Dalga boyu büyük olanın frekansı o zaman küçük olacak. E o zaman e en küçük dalga boyu R'nin olduğuna göre frekans demek ki R'nin en büyüktür. Ondan sonra FP o da büyüktür arkadaşlar. FS. Bakın frekansları böyle dalga boyları da bu şekilde dedik. Hızını görüyor musunuz? Bu şekilde yorumladık. Evet gençler bütün detaylardan bahsettik bakın. Sen şunu bir bir daha bir tekrarlayacaksın. Videodaki belli yerleri bir daha izleyeceksin. Ee, i̇nşallah yazılda güzel bir sonuç gelecek diye düşünüyorum arkadaşlar. O zaman ödüllü soruyu da yapıp yorumlara gönderiyorsunuz. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.